Şu anda yemeğimiz hazır, bitti. Kapattım altını. Köfteler de çok güzel pişti. Et de komple birbirine birleşti. Hepsi böyle. Gördüğünüz gibi şu anda kendi belli ediyor ne kadar çok güzel olduğuna. Mükemmel olmuş. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Merhabalar, selamlar, saygılar. Bugün sizler için çok güzel Antep yoğurlamasını yapacağız. Ben burada şurada kuzu eti var. Çok güzel sıcak suyla, kaynar suyla iyice kanını çıksın diye yıkadım. Temizledim güzel. Böyle şimdi tekrar üzerine sıcak su çekeceğim. Şöyle sıcak su çekeceğim böyle bir şekilde. Hani yani tencerenin altına böyle iki parmak basacak şekilde. Fazla yemekleri sokmayın. Yoksa tadı olmaz. Şimdi bunu kenara koyayım. Haşlansın bu. Kapağını kapatıyorum. Şimdi ben onun kıymasını hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şu anda pirinci normalde biz normal kıyma makinesinden çekerken biz pirinci kıymayla beraber çekiyoruz ama sizin imkanınız olmadığı için çünkü her evde kıyma makinesi olmayabilir ama mikser var. Ben bunu mikserle beraber çekeceğim. Sizi daha kolay olsun diyeceğim. İlk önce ben pirincimi bir su bardağı pirinç var burada. Pirinci yıkayacağım. Şöyle bir su koyma, biraz yıkayacağım. Şurada yıkayacağım, hemen süzgeçte süzeceğim. Arkadaşlar şu anda ben kıymayı şöyle mikserde çekeceğim. Hepsini karıştıracağım. Daha çok hem daha yoğurmayı da daha kolay, yoğurma da kolay olur. Bundan sonra şu anda önceden yıkadım, pirinci yıkadım, süzdüm içine koyuyorum. Bu şekilde. Şöyle bir kaşık, bir tatlı kaşık karabiber, bir tatlı kaşık kimyon var burada. Şöyle onu da koyuyorum. İki tane yumurta var. Önceden kırdım öyle, hazırladım. Onu da döküyorum böyle. Ben de şeyin üzerine dökmüşüm. Evet, şu anda kapağını kapatıyorum. Bizim mikserimize. Evet, pardon, tuzu koyuyorum. Tuz unuttum. Tuz koyuyorum. Tuz. Bazen böyle hızlı yapayım derken, sizi düşüneyim derken böyle unutabiliyorum. Şimdi bismillah. Evet, makineyi şöyle kapatıyorum. Şöyle kapat, bismillah. Bir daha gel. Şimdi biz bunu tekrar bu kendi bu kapı alacağım. Şuraya. Şimdi arkadaşlar ben bir yemek kaşığı un koyuyorum. Tekrar bu şekilde yoruyorum. Bu şekilde. Bu tabii silikon kaşık var. Elimi de koyabilirim, koymayabilirim. Arkadaşlar tekrar görüyorsunuz bu şekilde yuvarlıyoruz bu şekilde. Bu şekilde avucumuzla sıkıyoruz. Şu baş parmağıyla bu parmakla alıyoruz. Böyle. Çok basit. Yani bu yani bu büyüklükte. Hem yuvarlak olmuş oluyor hem de güzel bir şekilde daha kolay oluyor. Aynı istediğiniz şekilde de hepsi eşit oluyor. Eşit, hepsi eşit şekilde oluyor. Bu şekilde alıyoruz. Böyle. Şöyle alıyoruz. Görüyorsunuz gibi. Ya, mükemmel oluyor. Çok kolay. Ya. Hemen tekrar başlıyorum bu şekilde. İki elle böyle. Bu şekilde oluyor. Evet efendim. Evet arkadaşlar, hepsini böyle yaptım ve gördüğünüz gibi çok güzel yaptı. Şu mükemmel, muazzam bir şey oldu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş, acele etmeyin, yavaş yavaş. Onlar hazır şu anda. Şimdi sosunu yapacağız. Evet arkadaşlar, etimiz şöyle pişti. Yani %90, %80 pişti. Şimdi köfte de pişecek. Nohut da pişecek. Şu an bir şekilde ilk önce tabağı yağladım ki köftemiz bozulmasın diye. Tabağı önce yağladım ki köftemiz bozulmasın diye, böyle tane tane olsun diye. Şey yaparken lütfen karıştırmayın önceden. Bu şekilde hemen 2 bardak nohut var. Nohut var, şöyle büyük bardak. Önü ölçtüm. Nohutu da pişirmişim önceden. Nohutu önce pişirdim. 2 bardak nohut var, şöyle büyük bardak. 300 ml bardaklar.
Ondan sonra şöyle bekliyorum pişsin. Sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, ben şimdi buna bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Benim yemeklerim hepsi az tuzludur genelde. Ben tuzu fazla sevmiyorum. Siz tuzu kendine göre ayarlarsınız lütfen. Zaten tuz çok iyi de fazla değil. Herkes genel olarak tuz iyi değil. Arkadaşlar kenarı bu pişsin. Ben şimdi sosunu yapacağım. Arkadaşlar şu anda yoğurt sosunu yapıyorum. Burada 2 kasa yoğurt var. 2 çorba kasası yoğurt var burada. Karıştırıyorum. 2 adet yumurta var. 1 kaşık sarımsak var. 1 kaşık çekilmiş sarımsak. 1 kaşık çekilmiş sarımsak var. Şöyle karıştırıyorum çok güzel bir şekilde. İyice birbirine karışsın. Bir bardak sıcak su koyuyoruz yoğurda. Çünkü neden? Çünkü yoğurt çok soğuk olursa sıcağı koyduğumuz zaman yoğurt üşür. Hani üşür derler ya, üşümesin diye. Böyle derler. Yoğurt üşümesin diye. Bir bardak sıcak su koyuyoruz. Bu şekilde çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor sarımsakla beraber. Arkadaşlar şu anda sosumuz hazır, yoğurt da hazır. Şimdi yoğurdu ekliyorum. Yavaş 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 karıştırarak bu şekilde yavaş bir şekilde ben ekliyorum birbirine. Şöyle ekliyorum böyle. Çok mükemmel, muazzam. Gördüğünüz gibi renginde de sosundan da çok güzel bir şekilde hepsini koyuyorum. Gördüğünüz gibi vay mükemmel, muazzam bir şey oldu. Antep yuvarlama. Vay vay vay. Vallahi bak çok güzel oldu. Şu anda renginden balıyor oluyor. Deli oluyor. Çok güzel olduğunu. Lütfen videoları beğenmeyi ve paylaşmayı ve abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hemen bekliyorum. Kaynasın. Şimdi nane sosunu yapacağız. Bu kaynasın. En sona ne kaldı? Sonra sosunu yapıyoruz. Şöyle bir tane soğan rendeliyoruz. Evet. Şimdi rendeledim soğanı hepsini. Şimdi ben tavaya biraz zeytinyağı koyacağım. Her şey zeytinyağı yapacağım. Zeytinyağı. Her şey zeytinyağı benim. Biraz zeytinyağı koyayım tavaya. Soğanı kavuracağım. Arkadaşlar şu an yağım da kızdı böyle. Zeytinyağından geldi. Arkadaşlar şu anda bir yemek kaşığı nane ekliyorum. 2 yemek kaşığı böyle. 2 yemek kaşığı nane ekliyorum. Ben naneyi seviyorum. 2 kaşık ekledim. Daha da çok seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz. Ama buna 2 yemek kaşığı bence yeter. Evet şimdi. Evet şu anda yemeğim de hazır. Biraz kameram şey olabiliyor. Bunu şimdi döküyorum üzerine. Normal bir şekilde. Şöyle kısıyorum altını. Ben biraz bununla kepçeyle alacağım buna. Şöyle bak gördüğünüz gibi. Şöyle cas etmesi lazım. Evet bu şekilde. Vay 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 vay. Vay nasıl kokuyor. Çok güzel kokuyor. Mükemmel bir kokusu var. Şahane olmuş gördüğünüz gibi. Çok güzel. 2 dakika daha kaynasın. Arkadaşlar bugün sizler için çok güzel bir yuvarlama yaptım. Şöyle mükemmel gördüğünüz gibi çok muazzam bir şey. Şu anda dayanamıyorum. Şu ekmeği de koydum şimdi sabah kahvaltında. Kahvaltısında bunu yiyeceğim şimdi. Mutlaka bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ve videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Vallahi çok güzel olmuş bu, görüyorsunuz ya. Size şimdi afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı, Allah'a emanet olun.